Kara kulak kedigiller familyasından vahşi bir kedi türüdür. Dış görünümü ile vaşağa çok benzedikleri için geçmişte step vaşağı, mısır vaşağı gibi adlarla anılmış olsalar da daha sonraları moleküler DNA çalışmaları ile tamamen farklı bir tür olarak kabul edilmiş. Afrika altın kedisi ve serval kedisi ile de yakın akraba olduğu ortaya çıkmıştır. En önemli özellikleri inanılmaz tırmanma ve zıplama yeteneğidir. Bu özellikleri sayesinde kuşlar da yemek menülerinde bulunur. Çok iyi gizlenen kara kulakların görülmesi de oldukça zordur. Kara kulaklar kolayca evcilleştirilebilir. Zaman zaman bir evcil hayvan izlenimi verir. İnsanlarla birlikte yaşamaya kolayca adapte olurlar. Afrika'daki çiftçiler bu hayvanı hoş karşılamazlar. Çünkü çoğu zaman telleri aşarak çiftçilerin tavuk ve diğer kümes hayvanlarını yerler. Sphinxler ilk olarak 1966'da Kanada'da kedi fuarında tanıtılmış. Aslında doğduklarında özellikle köpek kılına benzer tüyleri vardır. Yaş ilerledikçe 12 haftadan sonra tüyleri dökülmeye başlar. Tüylü ve normal kedilerin tüysüz olarak doğan yavrularının çiftleştirilmesiyle üretildiği biliniyor. Normalde genetik deformasyon örneği olduklarından çok da sağlıklı değillerdir. Kalp ritmi ve diyabet problemleri sıklıkla baş gösterir. Normal kedi mamalarında tüylü kedilere uygun bir yağ oranı bulunduğundan bu mamaları yiyen sfenkslerde yağlı deri faktörüne bağlı dermatitler sıklıkla görülür. Yağ oranı azaltılmış mamalarla beslenmeleri uygundur. Ayrıca ışığa olan duyarlılıkları yüzünden yine güneş ışığına bağlı deri problemleri baş gösterir. Ömürleri ise normal kedilere oranla yarı yarıya daha kısadır. Bu kedilerin büyük çoğunluğu da kısırdır. Irk özelliğini kaybetmemiş ve safkan bir Türk kedisi olan Ankara kedisinin diğer ismi Angora'dır. Angora, Ankara'nın ilk isimlerindendir. Kök olarak Anadolu'da ortaya çıkan bu kedi ırkı, en çok Ankara ve çevresinde bulunduğundan Ankara kedisi olarak isimlendirilmiştir. Denizciler tarafından Avrupa'ya götürülen bu kedi ırkı, 18. yüzyılda ünü sayesinde saraylarda yetiştirilebilen özel bir ırk olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Amerika'ya kadar giden bu hayvan, tür özelliğini bozmadan günümüze kadar gelmiştir. Bugün Ankara kedilerinin ırk özellikleri koruma altındadır. Bu şekilde alınan önlemler, bu ırkın kaybolmasına engel olacak ve uzun bir yaşamı bizimle paylaşacaklardır. Zeki, sosyal ve insanları seven bir yapısı vardır. Sahiplerine karşı çok bağlıdırlar. Bu nedenle ev hayatına çok iyi uyum sağlarlar. Ankara kedisi bir diğer saf ırk olan Van kedilerine göre daha hareketlidirler. Van kedileri suyu seven ve ağır hareket eden kedilerken Ankara kedileri suyu sevmez ve çok hareketlidirler. Exotic Shorthair, İran kedisiyle Amerikan Shorthair kırması bir kedi ırkı. Tüyleri küçükken yumuşak ve uzun, büyükken kısa ve yumuşaktır. Suratı ise tıpkı İran kedisindeki gibi yumuktur. Oldukça oyuncu, görüntüsü bakımından çekici ve çok pahalıdır. Van kedisi iyi bir avcı olmanın yanı sıra kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suda oynamayı seven, nadide kedi türlerinden biridir. İyi arkadaş ve oyuncu olmakla beraber kucağa alınmaktan hoşlanmaz. Genetik bozukluklarından ötürü bir gözü mavi, diğeri yeşil ya da sarı olan bir türdür. Doğu Anadolu bölgesindeki yüksek sıcaklık farklarına, kürkleri sayesinde kolayca ayak uydurabilir van kedileri. Yılda en az 6 ay karlarla kaplı olan bu bölgede uzun tüyleriyle kar ve soğuktan korunurken, yazın birden ısınan hava nedeniyle tüylerini dökerek Van Gölü'nün ılıman iklimine uyum sağlarlar. Bir vaşak türü olan Linexler, Amerika'nın serin kuzey orman kesimlerinde yaşamaktadır. Kuzey Amerika'da yaşam şartları oldukça zordur. Sıcaklık -45 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle bu bölgede yaşayan vaşakların vücut ısı kaybını azaltmak amacıyla kuyruk yapıları daha kısadır ve ayak bölgelerinde yastık gibi görev yapan yoğun tüylü yapıları bulunmaktadır. Bu vaşakların uzun bacakları karın derinliğinde rahat hareket edebilme kolaylığı sağlamaktadır. Pars kedisi daima suya yakın yaşar. Bunun dışında tabiattan başka özel bir talebi yoktur. Tropik yağmur ormanları gibi iğne yapraklı ormanlar, bozkırlar ve dağlarda mekanlarıdır. Yerleşim yerlerinin yakınına gelmekten çekinmeyip kimi zaman tarlalarda bile dolaşırlar. Pars kedisi geceleri tek başına dolaşan bir hayvan olup gündüzleri ağaç kovuklarında ya da kaya yarıklarında uyurlar. Genelde yerde hareket etseler de çok iyi tırmanabilirler. Pars kedileri sudan korkmayıp engelleri geçmek veya balık avlamak için yüzerler. Bu anlamda Pars kedileri kıyıya yakın küçük adacıklarda yerleşim kurabilir.
avları arasında fareler, tavşanlar, kuşlar, böcekler, sürüngenler ve balıklar ile yengeçler bulunur. Dağılımı Güney Sibirya Amur Nehri bölgesinden, Kore ve Çin üzerinden Hindistan, Pakistan ve Endonezya'ya kadar uzanır. Pars kedisi en başta Çin'de olmak üzere kürkü yüzünden avlanır. Avrupa'da kürkü artık ithal edilmezken hala büyük sayıda bir küp Japonya'ya sevk edilir. Pars kedisinin tamamı tehdit altında değilken yine de bölgesel olarak çok seyrekleşmiştir.